Kesinlikle önce Asus hakkında bilgilerle başlayacağım. Asus tüm dünyada 16 binden fazla çalışanı ve 5 binden fazla Ar-Ge uzmanına sahip bir şirket. Yenilikçilikten güç alan, kaliteden ödün vermeyen şirket 2017 yılında 4.511 adet ödül kazanmış ve 13 milyar Amerikan doları ciro yapmıştır. Genel olarak kuruluşundan itibaren neler yaptığına bakmak gerekirse 89 yılında kırılmış. Bu yıl İlk defa elinde işlemci olmadan 486 anakart dizayn etmiş. Böylelikle Intel ile Asus arasında bir partnerlik başlamış. 1995 yılında ilk ekran kartını, 1997'de de ilk notebook üretmiş. 2003 yılında dünyanın en büyük anakart, 2005 yılında da en büyük ekran kartı üreticisi olmuş. 2006 yılında bugünleri öngörerek oyunculara yönelik yüksek performanslı PC bileşenlerine oluşan alt markası ROG, yani Oyuncular Cumhuriyeti markasını duyurmuş. 2009 yılında ise ilk 3 notebook üreticisinden birisi olmuş ve aynı yıl server üretimine başlamış. Asus'taki ürün ailesine gelecek olursak, bizim bulunduğumuz bölümdeki, yani açık platform adıyla ifade edilen bölümün içerisinde gömülü sistemler ve IoT cihazlarımız var. Sunucu anakartları ve oyun grubu anakartlarımız var. Mini PC'ler, serverlar, workstation'lar, display ürünleri yani monitörler ve projeksiyon cihazları, ekran kartları, kablosuz network ürünleri ve optik sürücülerimiz var. Neden Asus sunucu ürünlerini tercih etmeliyiz? Asus 2009 yılından beri sunucu ürünleri üretmekte. Asus sunucu ürünlerinin size ve müşterilerinize sağlayacağı en büyük avantaj geniş ürün yelpazesi ve yüksek performans. Sunucular bildiğiniz üzere ne kadar yüksek performans olursa o kadar yapmakta olduğu işleri daha hızlı yapabiliyor. Spec.org sitesindeki server sistem performanslarına göre Asus 246 dünya rekorunu elinde tutuyor. Görmüş olduğunuz ürün RS500A ürünümüz. Bu ürün dünyanın en hızlı tek işlemcili server'ı, AMD tabanlı ve EPYC 7002 işlemciye sahip. Peki nasıl olur da daha yüksek performanslı sunucular üretebiliyorsunuz? Anakart tasarımındaki tecrübe ve uzmanlığı sunucu anakartlarında, dolayısıyla sunucu üretiminde de yenilikçi teknolojilerle destekliyor. Core Optimizer, Engine Boost ve Workload bu teknolojilerden bazıları. Çevreci gelecek ve güç tasarrufu da Asus sunucuların önem verdiği konulardan. Güç tasarrufu, çevreci olmanın yanı sıra daha düşük güç tüketimle sağladığı düşünülünce toplam sahip olma maliyetinizi düşüren bir etmen. Çünkü sunucu ne kadar güç tüketirse kullandığınız dönem boyunca daha fazla elektrik parası ödemeniz gerekecek. Peki nasıl daha çevreci ürünler tasarlanabilir? Asus Termal Radar 2 teknolojisinde 56 adet kadar çıkabilen termal sensörler var. Bu sensörler hem içerideki hem de dışarıdaki hava sıcaklarını izleyerek fanları optimize ediyor. Biliyorsunuz ki sunucularda işlemciden sonra en çok güç tüketen ürünlerden bir tanesi de fanlar. Ayrıca yenilikçi anakart tasarımımız ve bileşenlerin etkili olarak soğutulması için dizayn ediliyor ve sistemlerimizde kullandığımız güç kaynaklarımızın hepsi en az 80 plus verimliliğe sahip. Bu teknoloji sayesinde tam yük durumunda bile %36'ya varan güç tasarrufu sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca Asus server ürünlerinin içerisinde tamamı Asus mühendisleri tarafından geliştirilen ve tüm serverlarınızda ücretsiz gelen Asus Control Center yazılımımız var. Bu yazılım sayesinde verimliliğinizi ve entegrasyonunuzu artıracak araçlar sunuyoruz. Bu yazılımı daha sonraki slaytlarda daha ayrıntılı değineceğim. Buraya kadar genel olarak özetlemek gerekirse, Asus size endüstri lideri kalitede ve güvenilirlikte, performanslı, çevreci ve kolayca yönetebileceğiniz sunucular sağlıyor. Ürün ailesine baktığımız zaman, server anakartları 1U'dan başlayıp 4U'ya kadar giden ve kule tipi sunucular, ayrıca bütün server ailesinde olan server aksesuarları, yani RAID kartlar, gigabit kartlar, dörtlü network kartları gibi ürünler ürün portföyümüzün içerisinde var. Rack tipi sunuculara gelecek olursak, bu ürünler 1U'dan başlıyor. Temel ürünlerde RS100 100 serisi var. RS100 ve 300'ü bugün Penta stoklarında bulabilirsiniz. Bu ürünler 4U'ya kadar ve 36 diske kadar çıkabiliyor. Tek tek model model anlatmak istemiyorum ama bu ürün de çok yenilikçi bir ürün. İki tane double deck ekran kartı takabiliyorsunuz ve 24 tane disk destekliyor. Yapay zekanın popüler olmasıyla birlikte bu ürün
oldukça ilgi çekiyor. Rack serisi ürünlerde ve yine Penta stoklarında bulabileceğiniz P11C serisi sunucu anakartlarında 4 tane Ethernet portumuz var. Bunları teaming yaparak bir tane 4 gigabit olarak da kullanabiliyorsunuz. 2 tane 2 olarak da kullanabiliyorsunuz. İş yükünüzü bu kart üzerinde dağıtabiliyorsunuz. AMD'de özellikle EPYC serisi işlemcilerle birlikte tek işlemciyle çok yüksek performanslara çıkabiliyorsunuz. AMD serisinde de hem ROM hem de bir önceki serideki ürünlerden yine dediğim gibi Penta stoklarında bulabilirsiniz. Burada da az önce bahsettiğim Ares 500A serisi çok öne çıkan bir ürün. Spec.org'da en hızlı server, tek işlemci server kategorisindeki rekoru elinde tutuyor. Ayrıca PCI Express Gen 4.0 portu da var. Buraya böyle bir ekran kartı ya da herhangi bir RAID kartı takabilirsiniz. GPU sunuculara geldiğiniz zaman da yine yapay zeka ve makine öğrenmesi için kullandığımız ürünler. Buradaki en yeni ürünümüz ESC4000DHD ürünü. Bu ürün 1U olmasına rağmen 4 tane double deck kart takabiliyorsunuz. Klasik tasarımına yeni tasarım sayesinde tek işlemciyle de 4 ekran kartı kullanabiliyorsunuz. Normalde bu tip sunucularda 4 ekran kartını kullanmak isterseniz en az 2 işlemci takmanız gerekiyor. Ayrıca Q3'te duyuracağımız yeni bir GPU server'da 10 tane double deck ekran kartı takabileceksiniz. Bu ürünlerde özellikle GPU server'larda çalışırken değiştirilebilen fanlar ve özel ekran kartlarını soğutmaya yönelik fan tünelleri var. Dolayısıyla herhangi bir ısı probleminiz yaşamamanız için bütün önlemler alınmış vaziyette. Depolama kartlarında 16 diskten 240 diske kadar kartlarımız var. Network kartlarında dörtlü 10G ya da 25 gigabit hızında Ethernet kartlarımız var. Tabii Asus deyince ekran kartından bahsetmemek de olmaz. 2005 yılından beri ekran kartı üreten firmamız serverlar içerisinde özel paketler tanımladık. Yani alacağınız herhangi bir GPU server üzerinde kullanacağınız ekran kartlarına da bu alımınıza özel bundle fiyatları sağlayabiliyoruz. Özellikle 2080 Ti turbolarda özel paketlerimiz var. Bunun sunumun sonunda kendi iletişim bilgilerini paylaşıyor olacağım. Buradan bana ulaşabilirsiniz. İş istasyonu tarafında da SFF'den kule tipi formatlara kadar tüm ürün ailesi var. Ürünlerimiz bağımsız yazılım sağlayıcılar tarafından sertifikalandırılmış vaziyette. Burada da en ilgi çekici ürün E900G4. Burada da 2 scalable işlemci ve 4 tane Quadro RTX kart kullanabiliyorsunuz. Control Center yazılımına değineceğimi bahsetmiştim. Control Center yazılımı %100 Asus tarafından üretilen yönetim yazılımımız. Bu yazılım sayesinde tüm ağınızı uçtan uca yönetebiliyorsunuz. Cihazın durumunu, envanterini takip edebiliyorsunuz. Bir sonraki ekranda göreceğiniz kritik uyarılara ya da yaşadığınız sıkıntılara uzaktan müdahale edebiliyorsunuz. Ayrıca yazılım havuzunuzdan yazılım yükleyebiliyorsunuz. Herhangi bir güncelleme geldiği zaman yazılımınız olsun ya da BIOS'unuz olsun ki son dönemde oldukça sık BIOS güncellemeleri çıkıyor. Özellikle bu güvenlikle ilgili yeni işlemciler çıkmaya başladıkça yeni güvenlik açıkları ortaya çıkıyor ve bu güvenlik açıklarına karşı uzaktan BIOS'unuzu güncelleyebiliyorsunuz bu yazılım sayesinde. Ayrıca kritik bir konu olduğu zaman da IT personeli bu yazılım sayesinde uyarılabiliyor. Burada yine yazılımın arayüzünü görüyorsunuz. Herhangi bir hardware sensöründe problem olduğu zaman ısıyla ilgili olsun, fanla ilgili olsun ya da işlemciyle ilgili olsun. Buradan bunların takibini yapabiliyorsunuz. Bilgisayarlara isim verip envanterini takip edebiliyorsunuz. Yani bu üründe ne kadar RAM var, ne kadar disk var, bunları takip edebiliyorsunuz. Yazılım havuzunuzdan dediğim gibi yazılım gönderebiliyorsunuz, bunları kurabiliyorsunuz ve sonrasında rapor alabiliyorsunuz. Yani ofisten herkes çıktıktan sonra işte saat 9'da
Bilgisayarların yazılımlarını güncelle. Güncelleme sonucunda da bana rapor getir. İşte hangisine kurulabildi, hangisine kurulamadı. Bunları takip edebiliyorsunuz. Periyodik hardware kontrolleri yapabiliyorsunuz. Yani yazılımlarda ya da donanımlarda herhangi bir değişiklik oldu mu dönemsel olarak bunları raporunu alıp inceleyebiliyorsunuz. Özellikle BIOS konusu bize çok soruluyor. Yarı endüstriyel ürünlerde, fabrikalarda ya da çok fazla insanın çalışmadığı ortamlarda kullanılan bilgisayarların yazılım ve BIOS güncellemeleri özellikle endüstriyel firmalarda problem oluyor. Çünkü bilgisayarın yanına gitmeniz gerekiyor. Açmanız, işte uygun BIOS'u bulup sonra onu güncellemeniz gerekiyor ama dediğim gibi Asus Control Center sayesinde bunların hepsini uzaktan yapabiliyorsunuz. Yine bu yazılım sayesinde register editörünü kapatabiliyorsunuz. USB portlarınızı denetleyebiliyorsunuz. Yani veri aktarımı yapmasını engelleyebiliyorsunuz. Bilgisayarınızın sensörlerine erişip içerideki durumu inceleyebiliyorsunuz. Birkaç kullanım senaryosu var. Mesela bir muhasebe firması, 20 kişisi var, 20 işte bilgisayarı var, IT yöneticisi yok. Firma sahibi dosyaların güvende olduğundan emin olmak istiyor. Dosyalarına ulaşılmasını istiyor. Asus Control Center'la hem USB bağlantılarını kapatabiliyorsunuz hem de hangi dosyalara server üzerinden nasıl erişilmiş, kimler erişmiş bunları kontrol edebiliyorsunuz. Ya da bir kütüphane düşünün. 40 tane bilgisayar var. Her akşam bilgisayarların kapatılması gerekiyor. Control Center'la yazılımı ayarlayıp her akşam saat 10'da bilgisayarları kapat diyebiliyorsunuz ve envanter kontrolü de yapabiliyorsunuz. Yani bilgisayarlarda bir problem var mı? Herhangi bir donanımda değişiklik var mı kontrol edebiliyorsunuz. Yazılım güvenlik nedeniyle VPN ve internet kullanarak erişiliyor. VPN'inizi kurduktan sonra cep telefonunuzun browserından bile yazılıma erişebiliyorsunuz. Sunum buraya kadar. Sorularınız varsa sorularınızı alabilirim. Dediğim gibi tek tek model bazında konuşmak isterseniz de hem e-mailim hem cep telefonum ekranda var. Kontrol Center yazılımının sunucularından bağımsız olarak satışı var mı? Bir şey yoksa gönüllü olarak gelen bir yazılım. Kontrol Center yazılımını tek de satıyoruz. Bunun için bizimle görüşmeniz lazım. Çünkü fiyatı belirlerken orada proje bazlı ilerliyoruz. Yani bu işin içerisinde bizim masaüstü bilgisayarımız olabilir, endüstriyel ürünlerimiz olabilir ya da serverımız olabilir. Kaç lisans olacak, nasıl yönetilecek gibi konuları bana ulaşırsanız buradan projelendirip, fiyatlandırıp sunabiliriz.